Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 81 ilde Lider Çocuk Tarım Kampı adı altında ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenliği hakkında bilgi vermek amacıyla bir kamp etkinliği düzenlendi. Biz de hayvan ıslandığı sene yapılıyor. Demek ki hayvanlığı da kesiz bu verimli olanları daha yüksek yere çekmek için çabalarımız var. Kampta Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce Çanakkale'de 23, 24, 25 Mayıs 2016 tarihlerini kapsayan 3 gün süreli etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İstiklal İlkokulu 4. sınıflardan belirlenen 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Birinci gün merkeze bağlı Saraycık köyünde üreticilerimize ait çilek bahçesini, ikinci gün Kumkale Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ işletmesine ait meyve bahçelerini, üçüncü gün ise Çınarlı köyünde bulunan keçi yetiştiriciliği işletmesi ve Dümrek köyünde bulunan büyükbaş hayvan çiftliği gezildi. Lider Çocuk Tarım Kamp Programı 23, 24, 25 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen İstiklal Okulu 4. sınıf A ve B şubelerinden belirlenen 10'ar öğrenci toplamda 20 kişi yani sizlerle beraber yürütmeye çalışacağız. Kampın amacını biliyorsunuz. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın tarımla ilgili, toprakla ilgili, güvenilir gıdaya ulaşmayla ilgili bir farkındalık yaratmak, çevre bilincini oluşturmak, bir toprağı tanımak, bir bitkisel ya da hayvansal üretimin nasıl olduğunu görmek, bu çalışmaları yerinde birebir görerek ufkunuzu genişletmek, amaç bunu hedeflemek. Analiz yapıyoruz çocuklar. Sularda, özellikle tarımsal amaçlı sularda tuzluluk çok önemli. Tuzluluk bizde suyumuzun kalitesini belirliyor. Ve uyguladığımız tarımda doğru sulama yapılmazsa zaman içinde toprağımız ve ürünümüz kuruma yapıyor. Bizim bitkisel üretim bitki sağlığı şube olarak söyleyeyim size. Biz bütün tarımsal arazilerin kaydını yapıyoruz öncelikle. Sizin nüfus cüzdanınız var değil mi? Evet. Bizim bir kütüğü var değil mi? Bizim de çiftçilerimizin arazilerin kaybedildiği yer burası. Yani çiftçilerin arazilerinin nüfus idaresi gibi çalışıyoruz biz burada. Öyle diyebilirim sizlere. Öğrenciler kamp boyunca tarımla ilgili temel bilgilerin yanı sıra bitkisel ve hayvansal üretimi uygulamalı olarak yerinde inceleme, çiftçiler ile tanışma, kaynaşma şansı yakaladılar. Sürekli iletişimde olduğunuz bir veteriner oldu mu? Tabii ki devlet veteriner, tarım müdürlüğünün veterinerliğinden devamlı aşı olacak. Ya da özel veterinerliğinden devam ediyoruz. Evet. Söyle abicim. Neden bu mesleği tercih ettiniz? Neden bu mesleği tercih ettim? Çünkü ben doğayı çok seviyorum. Çevreyi çok seviyorum. Ağacı çok seviyorum. Yeşili çok seviyorum. Çok mutlu ediyordu beni. Hani tarımla uğraşmak, toprakla uğraşmak. Kamp etkinliği sonunda 20 çocuğa katılım belgesi verilerek etkinlik sonlandırıldı. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na bu tür böyle bir çok güzel bir organizasyon yaptıkları için çok teşekkür ederiz. İnşallah bir dahaki yıl tekrar olur.